İsmail Yaşa, Ziyaretin Yankıları Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar Türkiye'de olduğu gibi Arap sokağında da gündem oldu ve konuşuldu. Türkiye içinde ve dışında ziyaretten rahatsızlık duyanların Ankara-Kahire yakınlaşmasını istemeyenlerin olması gayet normal. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin ekonomi başta olmak üzere birçok alanda olumlu yansımaları olacak. Ekonomideki iyileşmenin AK Parti'ye yarayacağını düşünenler bunu doğrudan ifade edemedikleri için eleştirilerini başka gerekçelerin arkasına gizliyorlar. Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'ya gelirken Arap ülkeleri birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla Kahire'ye destek mesajı veriyorlardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze şeridi ve Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Selahaddin, Philadelphia koridorundan çekilmemesi ve sınırdan içeriye silah sokulmasına engel olması gerektiğini savunurken Mısır'ı suçlayıcı ifadeler kullanmıştı. Arap ülkeleri gibi Türkiye'de Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddialarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Mısır'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli'ye yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü ara buluculuk çabalarının desteklendiği ifade edildi. Türkiye'nin Mısır'a verdiği destek önemli. Mısırlı muhaliflerin Abdülfettah Essisi'ye yönelik düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirmelerin sebebi de bu. Vatanını seven her Mısırlı kimin iktidarda olduğuna bakılmaksızın Ankara-Kahire yakınlaşmasının ülkesinin ve halkının yararına olduğunu bilir. Diğer bir ifadeyle Abdülfettah Essisi'ye düşmanlığı sebebiyle Mısır'ın milli güvenliğinin ve çıkarlarının aleyhine olacak bir şey istemez. Mısır, Türkiye ile deniz sınırı anlaşması imzalaması halinde Doğu Akdeniz'de 11 bin kilometre kareden fazla bir alan daha kazanacak. Türkiye ve Mısır'ın işbirliği, Libya'nın yeniden iç savaşa sürüklenmesini önlerken, Sudan'daki yangının sönmesine ve Somali'nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunabilir. Libya ve Sudan'ın Mısır'ın komşuları olduğu ve her iki ülkedeki istikrarsızlığın komşu ülkelere de yansıyacağı unutulmamalı. Somali dosyası da Nil Nehri üzerine inşa ettiği baraj sebebiyle Mısır'la gerginlik yaşayan Etiyopya ile bağlantılı. Dünyanın ve bölgenin oldukça kritik bir süreçten geçtiği dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ittifakın askeri açıdan Mısır'a pek bir şey kazandırmayacağı ortada. Türkiye gibi büyük bir askeri güce ve adından dünya çapında söz ettiren savunma sanayisine sahip bir ülkenin müttefikliğinin ne kadar değerli olduğunu ise söylemeye gerek yok. Mısırlı muhaliflerin ülkelerinin çıkarlarını gözeterek ziyaretle ilgili yaptıkları olumlu yorumlara karşılık Türkiye'de rahmetli Mursi ve askeri darbe kurbanları hatırlatılarak yapılan suçlamaların uluslararası ilişkilerde hiçbir anlamı yok. Türkiye-Mısır ilişkileri ilelebet Arap Baharı sürecindeki olayların esiri olamaz ve Abdülfettah Hessisi gibi liderlerle yönetilen her ülkeyle ilişki kesilecek olsa birkaç ülkeden başka dünyada ilişki kurabileceğimiz ülke kalmaz. İsmail Yaşa Diriliş Postası Yücel Koç Akdeniz'de dağılan Mısır Sisi Tarih 16 Mayıs 2013 Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüştü. Hava gergin, Washington kara bulutluydu. Obama ve Erdoğan şemsiyelerin altında yaptıkları ortak açıklamanın ardından meşhur kırmızı odaya geçti. Başbakana dönemin MIT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu eşlik ediyordu. Kameralar önünde açıkça Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkede, sükunet içinde yaşamak zor, Türk halkı belki bu durumdan rahatsız ama bununla yaşamaktan başka çaresi yok. Minvalinde açıklamalar yapan Obama tehditlerini özel görüşmede de sürdürdü. İddia o ki özellikle Fidan'a dönerek ne yaptığınızı biliyoruz demişti. Gerilimin iki başlığı vardı: İran ve Gazze. Amerika Başkanı İran'la ticarete koyduğu mafyavari ambargoyu delen Türkiye'ye Reza Zarrab üzerinden parmak sallarken Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı ziyaret konusunda da açıkça restleşme yaşanıyordu. Öyle ki kırmızı odada yaşanan gerilim henüz görüşme devam ederken karşılıklı açıklamalarla dünya kamuoyuna yansıtılıyordu. Beyaz Saray'ın Gazze ziyareti için uygun zaman değil Türkiye ertelemeli açıklamasına karşın Türk dışişleri hemen üstelik tarih de vererek ziyaretin gerçekleşeceğini duyuruyordu. Bakın 2013 Mayıs ayının ortasında gerçekleşen görüşme sırasında olanlardan bahsediyorum. Bu resleşmeden 10 gün sonra ne oldu? Başta CHP olmak üzere muhaliflerin utanmadan halen savunduğu gezi darbe girişimi başladı. Fitili kim ateşlemişti? HDP'li Sırrı Süreyya Önder gibi karanlık tipler Gazeliler her yeri Türk bayraklarıyla donatarak Erdoğan'ı beklerken peşi peşine çıkarılan kaos yüzünden o ziyaret hiç gerçekleşmedi. Çünkü Gezi'de Erdoğan hükümetini devirmeyi başaramayan Siyonist ittifak eş zamanlı olarak karıştırdığı Mısır'da amacına ulaşmış, Mursi'yi deviren Sisi'nin ilk talimatı ise Erdoğan'ın Gazze'ye gireceği tek kapı olan refahı kapatmak olmuştu. Darbeci hükümet sadece bunu yapmakla kalmayıp Türkiye-Mısır arasında Akdeniz'de sağlanan deniz yetki anlaşmasını da rafa kaldırmıştı. İlişkiler 10 yıla yakın işte böyle askıda kaldı. Bu süreçte Türkiye'de yeni darbe denemeleri eksik olmadı. Ancak bütün teşebbüsleri Yüce Türk milletinin ferasetin neticesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Geçen sürede 2010'dan bu tarafa bölgemizde Arap Baharı ile başlayan darbeler ve iç karışıklıklarla devam eden dizaynın amacını da anlamış olduk. Asıl mevzu demokrasi özgürlük falan değil, meğer Akdeniz'deki zengin hidrokarbon yataklarıymış. Binlerce kilometre öteden gelip bize ait zenginliğe çökme planının parçasıymış bütün olanlar. Yunanistan'ı kullanarak bizi Antalya kıyılarına hapsetme hayali kuranların elini Libya ve KKTC üzerinden kıran Türkiye en nihayetinde Mısırla da kazan-kazan formülü çerçevesinde masaya oturmalıydı ki işte şimdi bu noktada atılan adımların neticesi alınmakta. Devletler arasında ebedi dostluk yahut düşmanlık olmaz. Bunun en çarpıcı örnekleri Cumhuriyetin ilk yıllarında. Sisi Kurtuluş Savaşı sonrası baş tacı yapılan İngilizler gibi imparatorluğumuzu parçalayıp topraklarımıza el koymadı veya İstanbul'u işgal etmedi neticede. Tam aksine 1517'de Yavuz Sultan Selim Han'ın seferiyle Osmanlı idaresine giren Mısır 365 yıl sonra 1882'de İngilizler tarafından işgal edilmiş. 1922 yılında iktidara gelen Kral Fuat Mısır'ın bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak Mısır'daki İngiliz askerleri 1946 yılına kadar ülkeden çekilmemiş. Bu tarihte ise Süveyş Kanalı bölgesini ellerinde bulundurmak şartıyla ülkenin diğer kesimlerini terk etmişlerdir. Böylesine tarihi bağlarımızın olduğu, bugün de işbirliğimizin stratejik önem taşıdığı bir ülkeyle ilişkilerimizi koparmamız iki ülke adına da büyük kayıptı. 2021'de Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde başlayan temas, 2022 Katar Dünya Kupası açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin tokalaşmasıyla büyük ivme kazandı. Burada ara buluculuk eden Katar emiri El-Tani'nin de hakkını teslim etmek lazım. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı'nın bölgeye yaptığı ziyaret, ardından tekrar karşılıklı büyük elçilerin atanması, Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiği Kahire ziyareti ve en nihayetinde Sisi'nin dünkü iade ziyareti. Türkiye ve Mısır 12 yıl sonra normalleşti ama bölgemiz yazımın başında bahsettiğim 12 yıl öncesinden çok başka durumda. Gazze işgal altında, milyonlar Mısır sınırındaki Refah kapısına yığılmış bir halde. Zannetmeyin ki Siyonistler darbelerle iş başına getirdiklerine huzur veriyor. Tam aksi, 2 milyona yakın Gazze'liyi Sina çölüne taşımak için Mısır'ı ikna etmeye çalıştılar olmadı. Kabul ettirseler Gazze işgali çoktan tamamlanmış olacaktı. Zaten yoksulluk içerisindeki Mısır bunu kabul etmedi. Hatta sınıra askeri güçlerini sevk edip savaş pozisyonu aldı. Sisi yönetimi de biliyor ki İsrail Gazze işgalini tamamlasa da durmayacak ve başta Sina bölgesi olmak üzere sıra kendilerinden toprak koparmaya gelecek. Ayrıca Amerika, İsrail ve müttefiklerinin Mısır'ın en büyük gelir kaynağı olan Süveyş kanalını bertaraf edecek Ben Gurion kanalını inşa etmek için Gazze işgalini tamamlamayı beklediğini de biliyor elbet. Yani bıçak bizden önce Mısır gibi yakın ülkelerin boğazına dayanmış durumda. Kirli ittifakın Türkiye'yi hedef almasındaki gaye, şimdilik problem çıkarmayacak bir yönetimin başta olması, arz-ı mevut için bölüneceği günü beklemesi. Bunun için Suriye sınırımıza kurmaya çalıştıkları terör devletine göz yumması yeter de artar bile. Kukla bir yönetimi iş başına getirdikten sonra Akdeniz'i falan konuşmaya zaten gerek kalmaz. Şimdiden Mavi Vatan'a masal diyorlar nasıl olsa. Olan oldu geçen geçti eksi fazlası tartışılır. Ancak Türkiye dün nerede durması ve ne tavır alması gerekiyorsa onu yaptı. Bugün de olması gerekeni yapmakta. Önce Erdoğan'ın Ardından Sisi'nin ziyaretiyle sağlanan sıcak diyalog sadece iki ülke için değil, bölgedeki dengeler ve Akdeniz'deki güç mücadelesi için dönüm noktası olacaktır. Elbette bu esnada ötekiler de boş durmayacak, yeni tahrirler, yeni geziler için fırsat kollayacaklardır. Ne demişti Obama? Bununla yaşamaya alışmaktan başka çaremiz yok. Maalesef İsrail adına yapılan darbelerin sonuncusu 28 Şubat'ın mimarı Çevik Bir bile bunu açıkça itiraf etmemiş miydi? Middle East Quarterly'de yazdığı makalede Yücel Koç, Türkiye